zatın üçüncü vazifesi, Hilafet-i İslamiye'yi İttihad-ı İslam'a bina ederek, İsevi ruhanileriyle ittifak edip, dini İslam'a hizmet etmektir. Bu vazife, pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir. Bediüzzaman, Hazreti Mehdi'nin bir başka görevinin de İslam toplumunu birleştirmek ve Hristiyan alemiyle ittifak etmek olduğunu bildirmiştir. O, Bediüzzaman bu sözünde üçüncü kez o zamirini kullanmış ve Hazreti Mehdi'nin bir şahıs olduğunu bir kez daha tekrarlamıştır. Eğer Bediüzzaman Hazreti Mehdi'nin manevi bir isim ya da birçok insandan oluşan bir topluluk olduğunu düşünseydi, elbette ki tüm bu iddiaları reddedecek açıklıkta bir kelime kullanmaz, Hazreti Mehdi'den o zat sözleriyle bahsetmezdi. Çok açıktır ki Bediüzzaman, Hazreti Mehdi'nin tek bir şahıs olduğunu belirtmiş ve aksi yöndeki tüm düşüncelerin geçersizliğini ortaya koymuştur. Zatın. Bediüzzaman, kişi, kimse ya da şahıs anlamına gelen zat kelimesini bu sözlerinde de 12. kez tekrarlamış ve Hazreti Mehdi'nin tüm dünya Müslümanlarının liderliğini üstlenecek üstün vasıflı bir insan olduğunu yeniden vurgulamıştır. Hilafet-i İslamiye'yi İttihad-ı İslam'a bina ederek. Bediüzzaman, Hazreti Mehdi'nin üçüncü vazifesinin İslam toplumunu birleştirmek ve Hristiyan alemiyle ittifak yapmak olduğunu belirtmiştir. Hazreti Mehdi'nin İslam birliğini kurup Hristiyan önderlerle ittifak etmesi ve bu vesileyle İslam'a hizmet etmesi, Bediüzzaman'ın yaşadığı dönemde ve öncesinde de gerçekleşmemiş olaylardır. Bediüzzaman da bu vazifenin Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi tarafından yerine getirilebileceğini belirterek kendisinin Hazreti Mehdi olmadığını bir kez daha delillendirmiştir. İsevi ruhanileriyle ittifak edip dini İslam'a hizmet etmektir. Bediüzzaman, Hazreti Mehdi'nin İslam toplumunu birleştirip Hristiyan önderleriyle İslam ve Hristiyanlığın ortak cephesi olan materyalizm ve dinsizliğe karşı ittifak edeceğini ve bu yolla İslam dinine hizmet edeceğini bildirmektedir. Maide suresinin 82. ayetinde bildirildiği gibi iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da Hristiyanlarız diyenleri bulursun. Bu onlardan bir takım papaz ve rahiplerin olması ve onların gerçekte büyüklük taslamamaları nedeniyledir. Samimi Müslümanlar ve samimi Hristiyanlar birbirlerinin doğal müttefikidirler. Dinsizliğe karşı ortak bir fikri mücadele yürütmeleri ve yardımlaşmaları gerekir. Ahir zamanda bu dayanışmanın en güzel örneği Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi vesilesiyle yaşanacaktır. Bediüzzaman da bu sözleriyle Hazreti Mehdi'nin bu önemli alametine dikkat çekmektedir. Bediüzzaman, kendisi hayattayken henüz gerçekleşmemiş olan bu gelişmeleri hatırlatarak Hazreti Mehdi'nin kendisinden sonraki bir tarihte gelecek bir şahıs olduğunu müjdelemektedir. Bu vazife pek büyük bir saltanat ve kuvvet. Bediüzzaman İslam Birliği ile Müslüman ve Hristiyan dünyasının hak din adına ittifak etmesi gibi büyük bir olayın ancak 3 şartın oluşmasıyla gerçekleşebileceğine dikkat çekmiştir. Bediüzzaman pek büyük bir saltanat ve kuvvet sözleriyle bu şartlardan ikisini açıklamaktadır. Saltanat kavramı güç ve yetki ifade eden bir kelimedir. Kuvvet kavramı ise istediği şeyi icra edebilme gücü yani yetkiyi tanımlamaktadır. Bediüzzaman, Hazreti Mehdi'nin İslam birliğini oluşturup bu birliğin liderliğini üstleneceğini ve pek büyük bir kuvvet ve yetkiye sahip olacağını bildirmiştir. Bediüzzaman'ın pek büyük sözleri, Hazreti Mehdi'nin sahip olacağı bu kuvvetin ve saltanatın çapının büyüklüğünü ifade etmektedir.
böyle büyük bir kuvvetin Bediüzzaman ve ondan önceki müceddidlerin zamanında gerçekleşmediği bilinen bir gerçektir. Bediüzzaman da Hazreti Mehdi'nin bu önemli alametini vurgulayarak bu mübarek zatın kendi yaşadığı dönemde henüz gelmediğini, ortaya çıktığındaysa bu özellikleriyle tanınacağını hatırlatmıştır. Milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir. Bediüzzaman, milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir sözleriyle Hazreti Mehdi'nin üçüncü vazifesini yerine getirebilmesi için gerekli olan üçüncü şartın milyonlarca fedakarlar olduğunu belirtmiştir. Bediüzzaman bu sözleriyle Hazreti Mehdi'ye tabi olan, onu destekleyen milyonlarca kişi olacağını bildirmiştir. Böyle geniş çaplı bir destek Bediüzzaman'ın iman hizmetinde söz konusu olmamıştır. Dahası Bediüzzaman'ın Hazreti Mehdi'nin bu görevini yerine getirebilmesi için sadece milyonları aşan fedakarane bir destek değil, aynı zamanda büyük bir kuvvet, kudret ve hakimiyetin de bununla bir arada oluşması gerektiğini belirtmiştir. Bu gerçeği hatırlatarak da Hazreti Mehdi'nin kendi yaşadığı devirde gelmemiş olduğunu ortaya koymuştur.